Herkese merhabalar, herkese selamlar. İsmim Eren Kaya, biliyorsunuz ki YouTube eğitim videoları çekiyorum. Bugün bayram. Bayramda da boşuz, yani evdeyiz. Bu yüzden de yine bir faydalı video çekmek istedim. Arkadaşlar, bugünün video konusu da şu olsun istedim. Metronomla nasıl çalışmalıyız? Metronomla çalışmalı mıyız? Metronomla çalışırken nota sürelerini neyi ne kadar uzatacağım? Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar bir çalışma hazırladım sizlere. Bu konuda da faydalı olacağını umuyorum. Şimdi arkadaşlar, metronomla çalışırken nereden başlamalıyız konusuna önce bir değineyim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle metronomla çalışırken şuna dikkat etmelisiniz. Öncelikle telefonunuza bir tane metronom uygulamasını indirmelisiniz. Bu benim kullandığım Pro Metronom var, ücretsiz. Bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Metronomla çalışmanız size nasıl bir faydası olur, öyle söyleyeyim. Şimdi metronomla çalışmak arkadaşlar, sizlerin belli bir kalıpta çaldığınız eserleri daha şekilli, daha kalıplı, daha köşeli gelmesini sağlar. Bu ne demek? Yani bunun en basit tanımı ritimli çalmanız diye tanımlanır, ama bunun içeriğinde de şu var. Yani şimdi insani olarak çalarken metronom çalsanız dahi yapabildiğiniz yeri metronomla çalarsınız, yapamadığınız yeri daha yavaşlatır, metronomdan çıkarsınız, metronomla çalışmazsanız. Bunu da bertaraf etmek adına kulaklıkla, metronomla beraber çaldığınızda yetişmeniz gereken bir birim vuruş olduğu için metronom dışına çıkmak, çıktığınızda daha doğrusu durup tekrardan o yeri giderip devam edebilirsiniz. Ama metronomla çalışmadığınız zaman oranın kaçıp kaçmadığını fark etmezsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Metronomla çalışmak sizleri belli bir kalıba sokar arkadaşlar. Bunun en güzel tanımı bence bu. Metronom vururken arkadaşlar, şöyle düşünün. Şunu sayacaksınız. Eğer 4 dörtlük bir ritim sayıyorsanız, bir parça çalıyorsanız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde arkadaşlar, bir yay bitene kadar birlik nota dediğim 4 vuruş olan notayı yapıyorum, tamam mı? Metronomla. Bunu yaparken de arkadaşlar, daha öncesinden anlatmıştım yayda nasıl böleceğimi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yukarıdan da şeyini, hatta aşağıdan linkini bırakayım. Yukarıdan da kartları ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu sayarken 1, 2, 3, 4 dediğimizde aslında her bir tik, her bir bu vuruşun her biri bir dörtlüğe tekabül ediyor arkadaşlar. Yani içi dolu ve çubuğu var. Bundan şimdi nota üzerinde de göstereceğim. Şimdi ekrana baktığınızda ilk nota la notası ve iki vuruş nota. Yani bu tikten iki tane duyacaksınız. Şimdi ilk ölçüyü çalıyorum. Şöyle takip edin metronomla. 1, 2, 3, 4. Ne yaptım? 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu nasıl şöyle yapardım? Bak, 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar, do ile si arasında bağ işareti olsaydı bunu bir yayda yapacaktım. Olmadığı için ayrı yaylarda yaptım. Tamam. Şimdi metronomla ilk ölçüyü çalıyorum. 1, 2, 1, 2. Tamam. Ne yaptım? İki vuruşta ilk yerde bitirdim. Bir tik, iki tik. Diğeri, her biri do ile si birer vuruştu. Do, si. Yani önce çalmadan önce muhakkak elinizi vurarak bu şekilde okuyun arkadaşlar. Yani do veya la, do, si. La, do, si. Bunu anladıktan sonra çalın. Şimdi ikinci ölçüye geçtim arkadaşlar. La ve si'yi bağladığı için bunu bir yayda yapacağım. Yani bir tik içerisinde, bu tikin içerisinde iki tane nota yapacağım. Yani şu. Diğer tikte diğer notaya geçmem lazım. Yani şöyle. Bir daha yaptım.
Şimdi devam ediyorum. Ne yaptım? 3, 4. La, si, do, re, do, si. Yani yayda ne yaptım? La, si, do, re, do, si. Bak, do, si bir tık içerisinde iki nota. Çünkü bir tık, bir tık bizim bir dörtlüğümüz. Bu iki tane sekizlikte bir dörtlüğün yarısı olduğu için arkadaşlar, yani ikiye bölünmüş hali olduğu için bir yayda da iki nota yapıyorum. Bir daha yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü ölçü. 3, 4. Şimdi karıştırılan şey de şu. Mesela iki vuruş olduğunda hocam o mi'yi şöyle mi yapacağım? Hayır. O zaman ayrı ayrı iki tane mi dörtlük olurdu. Yani iki tane dörtlük bazında mi olurdu. Ve altları bağlanmazdı. Onu ayrı ayrı yapardın. Ama tek mi olduğu için yayını yavaşlatıp iki vuruşla bitiriyorsun. Yani... İki vuruşta yayımı bitirdim. Şimdi buraya kadar çalıyorum arkadaşlar. Tamam. Mantığını anladınız arkadaşlar. Bu metronom çalışmayı başardığınız zaman şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun bağımlılık yapıyor ve direkt metronom açıp çalışmaya çalışıyorsunuz. O yüzden metronoma alışın arkadaşlar. Metronom sizi kalıba sokar. Metronom sizi şekillendirir. Metronom çalamadığınız bir şeyi çalmanıza, ritmini anlamanıza ve daha kolay çıkarmanıza yardımcı olur. Metronom önemsiz olsaydı emin olun ki bayramın şu ilk gününde sizlere bu videoyu çekmek istemezdim. Ama metronom önemli arkadaşlar. Metronom önemli. Şimdi devam ediyorum. Bakın. Şimdi gitgide zorlaşıyor demeyeyim de gitgide hızlılaşıyor. Biraz daha agresif çalmamız lazım. Şimdi bir tik içerisinde la si do var. Bunu nasıl anlatmıştım? Yayın yarısına kadar la, diğer yarısı si ve do. Yani la si do. La si do. Şimdi bunu okurken ilk önce bir tik içerisinde vurmanız lazım. Aynen şöyle mesela. La si do. La si do. Bitti. Devamıyla. La si do re. La si. Şöyle. La si do re. Şimdi yayınla beraber çalayım. 3 4 3 4 Şey de söyleyeyim arkadaşlar. Bu metronom hızı 58'de şu an ritim hızı olarak 58'de çalışabilirsiniz. 58 60 sizleri zorlamaz. Şimdi bir daha yapıyorum. Şimdi devamında da arkadaşlar yayımı 4'e bölüyorum. Yani la si do re, la si do re do yapıyorum. 3 4 Bir daha. 3 3 4 Ne yaptım? Şimdi ben oldu ki mesela arkadaşlar metronom yok. Şimdi ben de yeni başlıyorum çalışmaya. Şöyle düşünmek. Ne oldu? Değil mi? Bazıları taştı, bazıları hızlı oldu. Bazıları yetişmedi, bazıları fazlalaştı. Ona dikkat edin arkadaşlar. O yüzden metronom bizlere yön gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Ne kadar kendimden emin, ne kadar böyle köşeli, şekilli geliyor değil mi? O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi... Burayı da anladık. La, si, do, re'yi ittim. La, si, do, re, do'yu... la, si, do, re'yi çektim. Do'yu ittim. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. La, si derken noktalı ve 16'lık si'yi yayın yarısına kadar gelip diğer yarısında bitiriyorum. Bunu tekrardan bir tık içerisinde yapacağım. Yani... Şimdi diğeriyle yapayım anlayın. Devamıyla. 3, 4... 3 4 3 4 Devam edeceğim. 3 Bunu göstereyim ondan sonra devam edeyim. Mesela si do re. Bir tık içerisinde si do re yapacağım. Si do re, si do re, si do re, si do re,
si do re. Yayın alt kısmında iki nota, üstünde tek nota. Yani şimdi ne yaptık? Si do re. Yayın alt kısmında iki nota, üstünde kalan yarısında tek nota. Şimdi burayı birleştiriyorum. Mi'yi de ittim arkadaşlar. La si do la si do re mi. Tamam? Devam ediyorum. Yukarıda bu ritmi göstermiştim. Altta tek, kalan iki, yarısında iki. Üç, dört. Mi re do re do si do si la si. Üç, dört. Yani o ilk notaların notalarda baskın vuruşu yapıyor arkadaşlar bak. Mi re do re do si do si la si. Üç, dört. Devam ediyorum. 1, 2. Şimdi do do'da da bilerek iki nota yazdım arkadaşlar. Çünkü hani değişik notayı anlıyorsunuz. Bir yerde iki nota ama do do'yu nasıl yapacağız? Arkadaşlar do do'da da bir vuruşta yine do do si diye çekebilirsiniz.